vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Yurtta Sulh Konseyi. Milletime değerli bir çağrı yapıyorum. Öncelikle merhabalar. Videoyu seyrettikten sonra hepimiz biraz duygulandık. O günlere geri döndük diyebiliriz. Böyle içimiz burkuldu hepimizin, herkesin gözleri doldu. Kısaca diliniz döndüğünce o gün neler yaşandı, neler oldu ve nasıl bir işleyiş sürdü size bunları anlatmaya bir dönünce çalışacağım. 15 Temmuz 2016 Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısının yaşandığı gün olarak tarihe geçti. Tarih yapıcı milletimiz Anadolu'daki geçirdiği 1000 yıl boyunca böyle bir ihanete tanık olmamıştı. Fethullahçı terör örgütü üzerinden ülkemize açıkça bir saldırı yapıldı. Batılı devletlerin yıllar boyu İçimize, devletimize yerleştirdiği hainler bir terör örgütü olarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar. Hedefleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirip, devleti işlemez hale getirmek, ardından milleti birbirine kırdırmak ve bir iç karışıklığa yol açmaktı. Yani bunun günümüzdeki en iyi örneklerinden bir tanesi Suriye'dir. Bizi de Suriyeleştirmeye çalıştılar. Düşünün, tanklar kışlalardan çıkıyor, ordu içindeki vatan hainleri sokaklara iniyor, köprüler tutuluyor, ülkenin cumhurbaşkanını öldürmek için suikast timi gönderiliyor. Ve ilginç tarafı şu arkadaşlar, binlerce kişilik infaz listeleri hazırlanıyor, toplama kamp listeleri yapılıyor. Amaçları tamamen ülkeyi ele geçirmek ve biraz önce söylediğim gibi ülkeyi bir bataklığın içine sokmaktı. Fakat onların da hesap edemediği bir mucize gerçekleşti. Milletimiz birkaç saat içerisinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye'nin her köşesinde yüz binlerce kişi sokağa attı. Herkes bir oldu, tanklara karşı yürüdüler, silahların önünde siper oldular. Ve gençler, kadınlar, yaşlılar, hiç kimse geri durmadı ve ülkede Çanakkale ruhu